Doğrusu biz iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Yani ilk iman edenlerden olduğumuz için hatalarımız varsa ki var diyorlar, bağışlayacağını umuyoruz. Dolayısıyla cennete gideceğiz inşallah diyorlar. Musa'ya kullarımı gece yürüyüşe geçir çünkü izleneceksiniz diye vahyettik. Her dönemde Müslümanlar hep izlenmiştir. Hep izlenmiştir. Ya polis izlemiştir, ya jandarma izlemiştir. İslam ülkelerinde falan hep öyle olmuştur. Hep polis, asker hiç üstlerinden kalkmamıştır. Afganistan'da öyledir, Irak'ta öyledir, Fas, Tunus, Cezayir'de hep öyledir. Birçoğu öyledir. Bunun üzerine Firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Müslümanları azınlık olarak görüyorlar, güçsüz görüyorlar. Ve elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler. Yani çok kinliler bize karşı da diyor. Yani devletin operasyon yapması için tahrik ediyor askerleri. Biz de uyanık bir grubuz diyor. Yani kültürlü, kaliteli adamlarız biz diyor. Onlar da sıradan insanlar diyor. Böylelikle biz onlara Firavun ve kavmini bahçelerin pınarlardan sürüp çıkarttık. Hepsi toplanıyorlar Müslümanlara saldırmak üzere. Hazinelerden ve soylu makamlardan da. Mesela hazineleri var, soylu makamları var. Bahçelerde, pınarlardalar. Ama Müslümanları kovalamak için ve saldırmak için bir araya geliyorlar. İşte böyle bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Yani Yakupoğullarını mirasçı kıldık. Böylece Firavun ordusu güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. Güneşin doğuş vakti yani Mehdi'nin güneşinin doğuş vakti aynı zamanda inşallah. İzlemeye koydular. Müslümanları izliyorlar. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. Yani hiç kurtarır yoktu. Halbuki Müslüman çok zor durumda kalabilir. Artık bittik diyecekleri bir noktada olabilir. Mutlaka hayır vardır. Tabii ki. İnşallah. Musa hayır dedi. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir. Mutlaka bunun bir çıkış yolu olacak diyor. Göreceksiniz diyor inşallah. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik ve vurdu. Deniz hemen açıldı, yarıldı ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Deniz çekiliyor. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Firavun ordusu oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve ona birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Denizin suyu tamamen çekilince yerde çakıllar görülüyor işte. Balıklar falan. Yahut işte o midyeler şu bu falan. Oradan geçiyor İsrailoğulları. Hz. Musa'nın öncülüğünde. Tabii o deniz çekilirken çok dev dalgalar oluşur çekildiği yerde. Yani o tsunami'de de vardır. Çok dev, büyük dalgalar oluşur. Fakat onlar zaman zaman tarih içerisinde onun olduğunu düşündükleri için mahsur görmüyorlar. Yani o dalganın gelişi diye bir konu olmaz zaten. Onlar geçtiğine göre biz rahat rahat geçeriz gibisi. Onlar da peşlerine takıyorlar. Tam orta yere geldiklerinde, yani zaten birkaç kilometrelik bir yer. Tam orta yere geldiklerinde müthiş bir süratle zaten dalganın hızı çok yüksektir biliyorsunuz. O muazzam bir süratle dalga, tabii dev dalga yani öyle küçük değil. Dev dalga hepsini bir anda vurup deviriyor, altına alıyor. O normalde aslında yüzebilirler yani normal deniz olsa evet. Bunların çoğu yüzme bilen adamlar. O suyun vuruş şekli çok şiddetli olduğu için arabalarını savaş arabalarını, atlarını ve kendilerini tepe takla suyun altına alıyor, derin suyun altına alıyor. O darbenin de etkisiyle bütün askerlerin tamamı boğulmuştur, Firavun da dahil. O yazıtlarında da var yani papirüslerde. Bu elin felaket diyor, sabah vakti diyor, büyücü diyor, amacına ulaştı diyor, prensimiz diyor soru altında kaldı diyor, onu övüyor yani böyle bir ağıt gibi anlatmışlar, işte binlerce diyor işte bir yiğit falan diyor ona benzer, hepsi diyor suyun altında kaldılar diyor. Büyücü diyor amacına ulaştı diyor. O diyor kadınları etkilemede çok mahirdir diyor. Hz. Musa için. Bak çok acayip öyle müthiş bir detay bu yani. Mesela hiç geçmiyor. Kur'an'da da geçmiyor. Ama diyor bak kadınları etkilemede diyor Başka da detay vermiş. Onun en önemli detayları onu vermiş. Bak, bir büyücü diyor. İki de kadınları etkilemede çok mahirdir diyor. Hz. Musa çünkü çok yakışıklı, acayip güzel. Maşallah. Çok fazla kadın peşine takılıp gitmiş. O Firavun'un hanımı da peşine takıldı Hz. Musa'nın. Yani evet, çok etkilenmiş. Ama şey olarak o detaya girmeleri çok acayip. Yani normalde Mısır tarihinde aleyhlerine olan hiçbir şey yazmıyorlar. Evet. Ama bu çok vahim bir şey olduğu için bunu yazmak mecburiyetinde kalmışlar. Yani yoksa enaniyetlerini yazmıyormuşlar. Kaybettikleri savaşlar var, hiçbirini yazmıyorlarmış. Evet.